Merhabalar efendim. Öncelikle bu Sayın Fatih Altaylı'ya bir teşekkür ve minnet mesajıdır. Kendisi eğitimi, zekası ve doğru tespitleri sayesinde benim bundan bir yıl önce Kanal D'den ve o dönem program sunduğum Hakan Ural'ın asılsız iddiaları, beni itibarsızlaştırması ve asla kanıtlanamayan suçlamalarıyla ilgili bana da konuşma hakkı doğurur. Kendisi ilk kez benimle programa başlamıştır TV8'de. Teke tek gündem ve magazin yorumcusu olarak. Daha önce yorumcu olarak kalabalık programlara katılmıştı vardır. O dönemde de gayet başarılı bir program sürdürmekteydik. Yalnız Hakan Bey'in ortaya iki terk olduğunu kendi ağzından defalarca söyler. Herkes okuyamayabilir ama önemli olan şey bilmediğin konularda konuşmamaktır. Kendisi bilmediği konularda konuşmakta ısrar ettiği gibi Montreux Anlaşması görüldüğü üzere karşısındakinin partnerinin kendisini düzeltmesine asla izin vermez, cevap hakkı asla vermez, evet ve hayır dışında cevap kabul etmez, karşısındaki partnerine kızım diye hitap eder, ne diyorsun diye hitap eder, ekran önünde çeşitli küçümseyici davranışlara kadar gider maalesef bu bilgisizlik. Bu yüzden de şu anda bakınız bu unutulacak. Bana asla böyle hani ah düşene sen de vur kendine durumdan bir menfaat çıkar gibi bir şey düşünmeyin ama bu benim içimde yaradır. Çünkü ben ekmek paramdan olmuş haksız asılsız ve kanıtlanamayan iddialar neymiş Türk örf ve adetlerine uymamak. Şimdi bunu diyen kişi efendim ve her gün hamasi siyaset yapıp vatan millet Sakarya askerim diyen kişi sahte çürük raporuyla askerden kaçmış. 10 ay hapis cezasına çarptırılmış. Bunun 2 ayını yatmış, daha sonra tekrar asker alınmıştır. Yıl zannediyorum 99 yılı. Devam ediyorum. Kadına fiske vurmayın, kadına şiddete hayır diye her gün kadınlarımızın kalbini kazanan bu şahıs, kadınlarımıza oynayan bu şahıs. Çünkü o saat kadınların televizyon izleme saati. Ben Sibel Can'ı öldüresiye dövdüm. Bakın fiske falan değil. Öldüresiye dövdüm diye Hürriyet gazetesine kendi ağzından 10 sene önce gururlanarak röportaj vermiş bir adamdır. Şu anda benden sonraki partneri Esra Eron'du. Hanımefendi sadece bir ay dayanabildi. Kendisine mobbing uygulandığını, ekranda rezil edildiğini, kesinlikle şiddete maruz kaldığını, ruhsal şiddete maruz kaldığını Hakan Ural tarafından açıkladı. İnternette bunu da bulabilirsiniz. Bu söylediğim her şeyi internette bulabilirsiniz efendim. Devamına gelelim. Şu an program yaptığı partnerini kendi seçmiştir beni yolladıktan sonra. Çünkü arzu ettiği şey kadınları konuşturmamak, daha bilgili olmaması karşısındakinin, yorum yapma izni vermemektir. Hanımefendinin sunuculuk geçmişi ise Survivor, Panorama Survivor yorumculuğu. Ki aşağılamıyorum, olabilir onun da meraklısı var. Bir yayın hatta ortak katılmıştık. Bana ben sana sunuculuk öğretirim demişti. Fakat mesleğe başlangıcı NTV'dir. Şehit haberlerini okuduktan sonra yüksek sesle kahkahalar atan ve kahkahası yayına çıkan toplum tarafından çok büyük eleştiri aldıktan sonra NTV ile ilişiği kesilen Nur Tuğba Hanım'dır. İnternete girin. O NTV'de haber okuyup şehit haberi okuyorsun ya. O kadar hissetmiyorsun ki bunu, arkasından kahkahalar atıyorsun ve bu yayına çıkıyor. Partneri de budur. Özelliği işte izleyeceğiniz gibi Montreux konusunda da Hakan Bey'in yaptığı her yoruma kafa sallayıp tebrik etmesi. Hakan Bey'in kızım sen ne bilirsin işte tamam geçelim falan gibi sözlerine de baş eğmesidir. Bu söylediklerimi hepsini unutacaksınız. Kendi menfaati için konuştu diyeceksiniz. Türk örf ve adetlerine uymamakla suçlanarak ki ben 1998 yılında TRT sınavlarına 9000 kişiden seçilmiş. Hacettepe Mütercimlik'te okumuş. 2 sene pedagojik ikinci eğitimimi almış. TED Ankara Koleji mezunu. İsveç Üniversitesi bursuyla Avrupa Birliği gazetecilerinden biri. Türkiye'de 7 tane var. Yine bir sivil toplum örgütünün bursuyla geleceğin toplum lideri seçilmiş ve Amerika'da eğitim görmüş. Bir insanım. Babam üniversite mezunudur. Böyle bir aile yapısında yetiştim ve gurur duyuyorum. Sonuna kadar Atatürkçüyüm ama herkesin inancına saygım ve sevgim var. Ama hiçbir yerden prim kasmaya çalışmıyorum. Bu yayınımın tek amacı hakkımda yapılan asılsız iddia
beni küçümsemek veya ötekileştirmek, bu gibi şeylere son vermektir. Bu işin neden bittiğinin aslını sizlere açıklamaktır. Akıllı, eğitimli bir cumhuriyet kadını olarak susup oturacak değilim. Lütfen itibar edeceğiniz kişileri ekranda doğru seçin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben beni Türk örf ve adetlerine uymamakla suçlayan bu beyefendinin yetişkin kızıyla asansörde öpüşürken bir fotoğrafını yayınlamıştım. Bundan pişman değilim, neden diyeceksiniz. Bu fotoğrafı kendi kızı yayınlamıştı sosyal medyada. Ben bu fotoğrafı bulup çıkarıp dolaplardan kumpaslarla, yalanlarla yayınlamadım. Kendi kızı sosyal medyada yayınlayacak kadar doğal gördüğü için bu fotoğrafı. Yoksa bir genç kızın bir şeyle de oynamış veya bu konuları karıştırmış değilim. Sadece tek başına tırnaklarıyla bugüne gelmiş, sınavlar geçerek gelmiş. 5 sene TV8'de ana haber okumuş. Star'da bugün sevgili Mesut Yarınsın sunduğu bugün programını, sabah kuşağını, yapımcılığı ve sunuculuğuyla birlikte gayet başarılı yapmış. Birçok altın kelebekli bir sunucuyum. Fakat bugün ekranda ne seyrettiğinize ve kimden dinlediğinize dikkat etmenizi rica ediyorum. Sizleri çok özledim. Ha, sen niye magazin sundun kardeşim sorusuna verilecek cevapsa, 1,5 yıl bekledim. Ta ki cebimde 1700, bankada 40 bin lira borcum oluncaya kadar. Yani idame ve iaşe de önemli. Sevenlerime saygısızlık ettiysem, hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim. Ama bu zor bir dünya. Hepimiz için öyle. O yüzden ben Sayın Fatih Altaylı'ya, diğer bütün eleştiriler yapan ve ekranda gerçekten, yani her şeyi bilmeyebilirsin. Ortadaki terkim de diyebilirsin canlı yayında. Bunu itiraf edebilirsin. İşte belli bir politik görüşü illa ve ısrarla ve inatla savunabilirsin. Evet, yapabilirsin. Ama en azından yanlış olduğunu kabul edip özür dilemelisin. Ve baktım bugün ne yapacak diye. Telefonu çıkarmış. Her şey YouTube'da yazıyor. Her şey internette var. Ben nasıl bilgisiz olurum diyor. Keşke herkes internette yazılan her şeyi bu kadar kolay öğrenebilse, bilebilse ve uygulayabilse. Ve geçmişinden dolayı özür dileyecek kadar açık ve net olabilse. Yani eşim öldürüsüye dövdüm açıklamasıyla övünen, asker kaçaklığından hapis yatmış, şehit haberlerinden sonra kahkahalar atan bir kadınla ve her dediğini onaylayan bir kadınla sabah kuşağı yapan insanları izlemeye devam etmek istiyorsanız, diyecek bir şeyim yok efendim, ama şundan eminim, bu konular unutulacaktır. Bizim sektörde iş bağlantılar ve ilişkilerle bulunmaya başladı. Yetenekle ve bilgiyle, konuşmayla, sizin sevginizle değil maalesef. Ama bizler sizin sevginizi ve desteğini çok özledik. Görüşmek dileğiyle.